Hepinize merhaba. Bugün 23 Kasım 2021. Bugünkü ikinci yayınımı yapıyorum ama çok önemli gelişmeler var. O nedenle kusura bakmayın çok kısa toparlamaya çalışacağım. Kur bugün inanılmaz yükseldi. Gün içi en düşük hareketi 1136 idi. Bir önceki günkü kapanış 11.38'de başlamıştı. Sabah saatlerinde diğer videomda da size söyledim. Ama gün içi 13.45'e çıktı. Şu anki kurun gelmiş olduğu seviyede 12.85'te, yaklaşık %12.89 yukarılarda. Tabii bütün bu gelişmeler olurken yani kur inanılmaz hızlı yükselirken, rekor üstüne rekor kırarken... Bir anda e, Sayın Cumhurbaşkanı ile Merkez Bankası Başkanı'nın bir toplantı yapabilecekleri konusu gündeme geldi. Nitekim yapmışlar da ve bu toplantının hemen duyulduğu anda kur aşağı doğru gelmeye başladı. Merkez Bankası ile ilgili beklentiler ortaya çıktı. Acaba Merkez Bankası bu dur, bu kurun gidişine dur der mi? Ya da buradan bir e, aksiyon alır mı? Gibi bir beklenti ortaya çıktı. Ve e, şu anda ekranlarınızda görmüş olduğunuz duyuruyu yaptı. Kısaca duyuruyu sizlere okumak istiyorum. E, Türkiye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın e, uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında e, bu rejimi özellikle e, vurguluyorum. Çünkü birçok kere biz buna aslında bir yaşanan devalüasyon diyoruz. Çünkü kasıtlı olarak kurun düştüğünü e, görüyoruz. Dolayısıyla e, herhangi bir kur taahhüdü yoktur diyor Merkez Bankası. Yani bizim bir kur seviyemiz, kur taahhüdümüz, kimseye vermiş bir taahhüdümüz yok. Döviz kurları serbest piyasa dinamiklerinde arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Yani bizim müdahale edebileceğimiz bir alan yok anlamını çıkardım ben buradan. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmektedir diyerek Merkez Bankası bir açıklama yaptı. Tabii bu açıklama kimseyi tatmin etmedi. Bu açıklamadan sonra kur gene yükselmeye başladı. Çünkü anladığımız kadarıyla Merkez Bankası'nın piyasadaki zaten herkesin malumu olanı bir kere de ben söyleyeyim demesi haricinde başka bir aksiyon almak gibi bir Herhangi kaygısı da yok ya da Merkez Bankası piyasaya, oyuncularına ben buradayım, burada ağırlığımla, tüm ağırlığımla duruyorum, bana rağmen burada bir şey olamaz gibi bir söylemi de yok. O nedenle kur kaldığı seviyelerden devam ediyor. Yani e, buradaki beklenti ne olabilirdi? İşte bu ateşi söndürmek amaçlı olarak daha evvel çokça gördüğümüz gibi bu tür e, yapılan işlemlerde. Merkez Bankası'nın bir acil toplantıyla faiz arttırım kararına gitmesi ya da Merkez Bankası'nın işte en azından faiz indirimlerinin sonlandığını söylemesi gibi temel bir yaklaşım olabilirdi. Ki ben buna hiç ihtimal vermiyordum. Çünkü dün Sayın Cumhurbaşkanı artık bunun bir politika olduğunu ve kurun seviyesinin yani bu yüksek kurun özellikle tekrar notlarıma bakıyorum, bakarak söyleyeyim rekabet gücünü, yatırımı, üretimi ve istihdamı arttıracak olduğunu söyledikten sonra Artık merkez bankası da zaten bağımsız olduğunu hiçbir şekilde ifade edemeyiz. Burada bir aksiyon alma cesaretini de zaten gösteremezdi ve nitekim göstermedi. Şimdi bu son yapılan hamle de boşa çıktı ve kur e, bence buradan sonra daha da gidebilecek bir pozisyona sahip. Hani nereye kadar gidebilir? Bunu tabii ki kestirebilmemiz çok zor, çok güç ama e, kurun görmüş olduğu 13.45 önemli bir seviyeye. Burayı çok daha e, hızlı bir şekilde görebilir diğer seviyelerden. Bana kalırsa serbest düşüş devam ediyor buna ilişkin belki kur seviyesine yönelik olarak bir sıkıntı yok ama bu kadar hızlı şekilde bir kur erimesi TL erimesine belki bir sıkıntı olabildiği için Merkez Bankası üzerinden bir açıklama geldi onun dışında herhangi bir gelişme yok yani bugünkü akşamki hareket de buydu hepinize iyi akşamlar diyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın.